Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin, ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme rabbishrah li sadri ve yessir li emri vahdil lügdatan min lisani yefkahu kavli. Evet sevgili izleyicilerimiz, mübarek kardeşlerim, kanalı çekranları vasıtasıyla her gün marifet yolunda 15 dakika diyerekten Rabbimizi, yaratıcımızı, yaratıcımızın hakikatini ve yaratılışımızın gayesini ve bütün bunları anlamak için Rabbimizin bize bir öğüt olarak gönderdiği Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere bakarak, kainattaki ayetlerini okumaya gayret ederek, yeryüzünde halifetullah makamında yaratılmış olan insan ayetini okuma gayretini göstererek bütün bu hakikatlerin içerisinde marifete doğru bir adım atma çalışmamız ve bu adımlarımızı yürümeye, yürümelerimizi koşmaya, koşmalarımızı da kavuşmaya ulaştırmak için yani vuslata ermek için inşallah yapacağımız bu çalışmalarımızdan Rabbim razı ve hoşnutolu verir ve bu çalışmaları bizim için çok kolay, hayırlı ve bereketli ile verir inşallahutaala. Evet sevgili dostlar. Bundan önceki programlarımızda Cenab-ı Allah'ı hakkıyla tanıyabilmek için onu anlayabilmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Sefa Tepesindeki nidaya kulak vermiştik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu nidada ne diyordu? <Sessizlik> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. İşte asırlar boyu bu dalga dalga yayılan bu nida bizlere doğru ulaştı. Evet bu nidayı Sefa Tepesi'nde bu Kabe-i Muazzama'nın hemen yan tarafında Hazreti Hacer Validemizin çıkarak arayışını başlattığı yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de davet emrini aldığında Sefa Tepesi'ne çıkmış ve bu nidayı seslendirmişti. Evet dost sevgili dostlarımız, sevgili kardeşlerim. Biz Sefa Tepesindeki bu nidayı ne kadar duyuyoruz acaba? Ne kadar işitiyoruz ve ne kadar idrak ediyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi işitmiş, idrak etmiş olsak bunun icabına ve gayretine girmez miyiz? O gün insanlar da dinlemişti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i. Ama duyamadılar, göremediler, anlayamadılar. Resulullah'ı anlamadan da çekip gittiler. O gün onlar o gün onlar da Allah var diyorlardı. Ama Allah'a şahit olmaya, ondan başka dışı dışı terimini kabul edecek müstakilen var ve muhtar olacak ahad ve samet kavramlarına şahit olmaya yanaşamıyorlardı. Peki hepsinin kendine göre bir çekinceleri vardı. Niye yanaşamıyorlardı? Allah'a inanıyorlardı aslında. Allah var diyorlardı. Hatta Ebrehe'nin ordusu Kabe'yi yıkmak üzere geldiğinde ne yaptılar? Dağlara çekildiler dağlara çekildiler ve Allah'a sığındılar. Allah'ım biz bu orduyla baş edemeyiz. Bu ev senin evin. Yani bu beyt senin beytin Allah'ım. Onu sen koruyver dediler. Allah da o orduyu ebabil kuşlarıyla ne yaptı? Perişan etti. Evini koruma vaadini Fil suresinde bize bildiriyor Rabbimiz. Evet o gün insanlar Allah var diyorlardı ve inanıyorlardı. Peki Allah Resulü ne diyordu da onu anlayamamışlardı? Zaten Allah var diyorlardı, inanıyorlardı. Resulullah nasıl yeni bir inanış, yeni bir yaşam biçimi getiriyordu? Geçen programımızda bahsettiğimiz gibi şahit olmaya davet ediyordu. Onu görerek onu hakkıyla tanımaya davet ediyordu. Bugün bizlere de aynı daveti işitiyoruz. Asırlar boyu dalga dalga yayılarak gelen bu daveti işitiyoruz. O davet asırları aşarak bize ulaşıyor. Ama biz ne kadar idrak edip duyabiliyoruz? Ne kadar anlayıp evet Allah'ı tanıyarak şahit olmak istiyorum gayretindeyiz, niyetindeyiz. Öyleyse şimdi niyetlerimizi, gayretlerimizi tekrar gözden geçirmek durumundayız. Bizim bahanelerimiz ne? Çekincelerimiz ne? Bugüne kadar olan alışkanlıklarımız mı? Hakikaten Allah'ı tanımak için gayret gösteriyor muyuz? Bütün imkan ve fırsatlarımızı bu yönde kullanabiliyor muyuz? Yoksa Allah Resulü'nü o gün dinlemeye gelip, evet sen doğru sözlüsün, emanet ehlisin deyip Resulullah'ın davetini duyunca değişik bahanelerle çekip gidenler gibi biz de şimdi bunun sırası değil deyip fazla derine inmemek gerekir. Yani Allah'ı tanımak tamam ama şunlar da var. Şöyle de dünyanın telaşı da ev telaşı, geçim telaşı vesaire vesaire perdelenmelerle o daveti idrak edemiyor muyuz acaba? Allah Resulü'nün o sözünü biz de mi işitemiyoruz? Eğer işitiyorsak işte bugünden şu andan tezi yok icabına ve gayretine düşmek durumundayız. O gün onlar Allah var deyip uzakta bir yerde addederek yakınlaşmak için putlarını koyuyorlardı. Putları vardı. Bizim neyimiz var? Allah'ı anlamaktan, Allah'ı anlamak için gayretten neden korkuyoruz? Veya neden çekiniyoruz? veya neden önemsemiyoruz? Evet, Muhammed Allah'ın kulu ve Resulü deyip gene bildiğimizi okumaya mı devam ediyoruz? O gün onların dediği gibi Muhammed sadıktır diyorlardı. Ama söylediklerini anlamıyorlardı. Biz de mi öyle yapıyoruz? Yoksa ya Muhammed sen doğru sözlüsün. Evet biz seni tasdik ediyoruz. Getirdiğine de inandık. iman ettik. Ama Allah'ı Allah tanıma yolunda gayretimizi artıramıyoruz. Madem bu programı dinleme fırsatı verdiyse Rabbim bizi gayret edenlerden olduğumuzu nasip ediverir inşallah. Ve bu birlikteliğimizle Allah'ı tanıma yolunda bu kıymetli zaman dilimi içerisinde Ramazan-ı Şerif içerisinde hakkıyla Rabbimizi tanımak için gayretimizi Artıranlardan olmayı nasip ediverir inşallah. Elhamdülillahi rabbil alemin bize böyle bir nimeti bahşettiği için. Eğer gayret edemiyorsak ilk işimiz terk etmek olacak. Yani iki tane kap düşünün bir tane kap kabın içerisinde zehirli atıklı bir şey varsa alıp onu içemiyorsak ne yapmamız lazım? o kabı temizlemek temizlememiz suyu doldurmamız doldura doldura o kirlerden kabı arındırmamız lazım. İşte beden kalıbımızı da kendi kalıbımızı da Allah'ı anlayabilmek için o kirlerden, günahlardan arındırarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin anlattığı Allah'ı tanımak için bu bedenimizi daha iyi temizleyerek Allah yolunda gayretimizi artırmalıyız. Resulullah'ı anlamaktan, Allah'ı tanımaktan alıkoyan neyimiz varsa, ne engel teşkil ediyorsa, evet doğru diyor ama, ama dedikten sonraki kelime neyse, evet Allah Resulü doğru diyor, şahit olmamız lazım ama, diyoruz ya işte iş, güç, aile, sosyal ortam vesaire, korkaklık, vazgeçmişlik ne varsa neyse o putlarımızın, engellerimizin hepsinden kurtulma vakti değil midir? Tam da Allah'ın rahmetinin, mağfiretinin bol olduğu şu zaman dilimde korkularımızdan, tembelliklerimizden, boş vermişliklerimizden daha ne varsa engel teşkil edecek, Allah ve Resulü'nü anlamaya engel teşkil ediyorsa hepsini terk etmekten, tam da terk etmenin vaktinde değil miyiz mübarek kardeşlerim? Bizler onları terk ettikçe Rabbim elimizden tutacaktır. Bir adım atarsak o bize on adım atacaktır. Biz ona yürürsek o bize koşarak gelecektir. Öyle olacaktır ki tutan elimiz, konuşan lisanımız, düşünen beynimiz olacaktır hakikaten üzerimizi örtelen perdelerimizden kurtuldukça Allah bizi daha yakınını alacaktır. Göreceksiniz ki Allah'la olduğumuzda ne hüznümüz ne de kederimiz olacak. Resulullah'ın sevde endişelenen Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a La tahzen inna Allah'a ma'ana dediği gibi Ey Sadık dostum, yol arkadaşım, burada sadece sen ve ben mi varız zannediyorsun? İn Allah maana, Allah bizimledir. Eğer Allah bizimle ise hüzün yok dostlar. Eğer Allah bizimle ise keder yok kardeşler. Eğer Allah bizimle ise gayrısına ihtiyaç da yok arkadaşlar. Hazreti İbrahim ateşe atıldığındaki gibi, Küni berden ve selama dediği gibi soğuk ve selamet oluver dediği gibi İsmail'in boynunu uzattığında ey babacığım sen emrolunduğun gibi yap muhakkak ki beni sabredenlerden bulacaksın dediğinde bıçağa kesme emrinin alındığı gibi Allah sizinle ise ateş size selamet ve soğuk olu verir. Eğer Allah bizimle ise o bıçak kesmez. Eğer Allah bizimle ise kedere, hüzne yer yoktur sevgili kardeşlerim. Rabbim inşallah bu çalışmalarımızın neticesinde doğru Allah'ı tanıyarak, bize kendisini tanıttığı Kur'an ve sünnet ışığındaki Allah'ı tanıyarak bu yolda yürümeyi nasip ediverir ve Allah bizimle verir inşallah. Belki bu yolda ufak tefek sapmalarımız olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu bize şöyle öğretiyor. Allahümme bu sapmalardan yapacağımız duayla Allahümme inni eûzu bike en üşrike biki şey, bike şey'en ene ve ene alem ve estağfiruke lima la alem inneke entel allâmül guyub Allah'ım bilerek veya bilmeyerek senin hakkında yanlış düşündüysem, seninle ilgili yanlış şeyler söylediysem, sen bunları bağışla ve bana bunların doğrusunu öğret. Her şeyi, saklıyı ve gizliyi bilen sensin diye dua ve tövbe içeren bir mana vardır burada.'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğrettiği diğer bir dua ise şöyledir dostlar. Allahümme ahricni min zulümatil vehmi ve ekrimni bi nuril fehmi. Amentü billahi demiş ve Allah'ı tanıma çalışmalarına adayım demiş. Kişinin bu yola çıkarken yapacağı dualardan birisi de ve en önemlilerindendir bu dua. Ey Allah'ım benden vehmin zulmetini, karanlığını uzaklaştır. Böylece ben çok kolaylıkla la ilahe diyeyim ve sonra bana senden gelen bir anlayış nuru ulaştır ki çok kolaylıkla illallah diyebileyim. Rabbim terk etmemiz gereken ne varsa hepsini terk edebilmeyi nasip ediverir inşallah ve onun yerine kendi hakikatinde yürüyebilmeyi, kavuşabilmeyi nasip ediverir. Allah'ım, endinde en makbul olacak bir şekilde seni düşünebilmeyi, seni anlayabilmeyi, seni anlatabilmeyi, seni sevebilmeyi, sevdiklerini sevebilmeyi, senin tarafından sevilebilmeyi bize öğretiver Allah'ım. Sevgini özümüzden, gözümüzden, malımızdan, canımızdan çölde kalmışken ki soğuk sudan daha sevimli kılıver ya Rabbi. Sevginle, sevgisi senin endinde bize fayda verecek kimselerin sevgisiyle rızıklandırıver Allah'ım. Allah'ım kesinlikle şehadet ederim ki ehad ve samet olan yani dışı kavramı olmaksızın müstakilen var ve muhtar olan ancak sensin. Senden başka müstakilen var ve muhtar yoktur Allah'ım. Müstakilen varım ve muhtarım iddiaları yalandır, iftiradır, batıldır, yok hükmündedir ya Rabbi. Gene şehadet ederim ki Muhammed Mustafa senin kulun ve elçindir Allah'ım. Ya Rabbi bu şehadet üzerine yaşayabilmeyi, bu şehadet üzerine ölümü tadabilmeyi ve bu şehadet üzerine de tekrar dirilebilmeyi nasip ediver bizlere. Rahmetle ve mağfiretle esenlikle kalın, selamette kalın. Allah'a emanet olun.